Yeni videodan herkese selamlar. Bugün daha önce hiç kanalımda incelemediğim bir ürünü inceleyeceğiz. El planyası. BN5 modeli 900 watt. Az önce internetten baktım. Bu modelin aynısını bulamadım. 600 wattları falan var. Ben bunu yaklaşık 4 sene önce almıştım. 175 liraya almıştım. Şu anda bir ortalama fiyat çıkartacak olursak internetteki diğer modellere göre yaklaşık 500 TL bandında. Zaten el planyaları 300'den başlıyor. 400, 500, 600, 700 diye yukarı doğru çıkıyor. Daha önce ben bunu defalarca kullandım bu arada. Eviz kütük planyası yapmıştım. Bugün de kanalımızda bu el planyasını bir tanıtmak istedim. Özelliklerine de gelecek olursak şurada 900 watt 1600 devir Çin malı. Hemen kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinden makinamızın kendisi biraz büyük almıştım o zamanlar. Daha sonra içinden bir yan aparat çıktı. Buraya monte edip kenardan bir plan yapmak icap ederse diye koymuşlar. Burada ise yedek kayışı mevcut. Şu şekilde. Aynı trigger kayışı gibi. Şeffaf bir şekilde. 3 tane yedek bıçağımız var. Birazdan bıçağını göstereceğim size. Vakumlama makinesine takmak için aparat şu kısma takılıyor. Buradan da tozları vakum makinesine aktarıyoruz. Ve gerekli vida aparatları. Şimdi yedek parçaları ve diğer aparatları bir kenara alalım. Planya hakkında size söylemek istediğim birkaç şey var. Planya makinesi tehlikeli bir makinedir. Daha önce meslek lisesinde okumuştum. Elini kaptıranlar falan çok olmuştu planyaya. Büyüklerine. Küçüklerinin de tabii tehlikesi var. Ahşabı resmen rendeliyor. Elimizi ne yapmaz? Bıçaklar şurada. Arkadaşlar 3 tane bıçağımız var şöyle. Şuradaki vidalardan sökülüyor. Planya alacaklara öncelikle bunun bir uyarısını yapayım. Yani bu makineyi kullanırken biraz dikkatli olun. Yani parmağınız şuradan kesilse deri kaynar gider ama bu geri dönüşü olmayan bir iş kazasına sebebiyet verebilecek bir makine. Tehlikeli bir makinedir. Şimdi planyada şurada bir el tutacağı var. Daha rahat çalışmamız için şu şekilde tutuyoruz. Burada ayarımız var. Arkadaşlar sıfırdan başlıyor. 3 milime kadar alıyor. Şu şekilde 3 milime kadar alıyor. Bu ayarda şu şekilde oluyor. Şuradan gösterebilirsem eğer. Bakın arkadaşlar. Şu mesafeyi yani şu tablayı biraz ileri ve geri oynatıyor. Birazdan zaten denemesini yapacağız. 2 milimi ayarlayayım şöyle. Kayışı da şurada. Eğer hadi koptu diyelim, zorladık diyelim makineye ya da zamanla yıprandı diyelim. Video esnasında da belki kopabilir çünkü yaklaşık 3 senedir falan hiçbir şekilde çalıştırmadık bu makineyi. Öylece duruyordu. Burada mandalımız emniyetli. Yani şuna basıp çalıştırabiliyoruz. Daha sonra bir anahtarımız mevcut. Şöyle içine koymuşlar ki çok güzel düşünmüşler. Şu şekilde anahtarımız. Bu bıçakları sökmek içindir. Şuradaki bıçakları sökmek içindir. Anahtarımızı yerine koyalım, unutmayalım. Onun haricinde şurada bir çıkışımız mevcut. Bakın şurada bir tablada bir mandal var. Bu mandal ise makinayı çalıştırdığımızda dönen bıçak. Yani makinayı çalıştırdık, işimiz bitti. Bıçak dönmeye devam ediyor. Düz bir zemine koyduğumuzda bıçağı korumak için bir mandal. Bütün planyalarda mevcuttur bu mandal. Şimdi makinamızı bir çalıştıralım, bir sesini dinleyelim. Çok gürültülü çalışıyor. Ev altında bir dükkanınız varsa tavsiye etmem çünkü komşularınızı bir süre sonra rahatsız edebilir. Ben de şurada bir tane planyalanmamış 7x7 bir ahşap parçamız var. Bunda bir deneme yapacağım. Şimdi fişini takalım, bir sesini dinleyelim ilk önce. Sesi bu şekilde. Şöyle mikrofonu yakına tutup dinleteyim. Aynı siren sesi gibi bir sesi var. Ben şu ahşap parçada bir deneyelim, sonra videomuzu bitirelim. Bu arada bu makineyi kullanırken elinizle parçayı tutup planyalama yapmayın. Mutlaka işkenceyle falan bir sabitleyin ya da sabit bir malzeme olsun ki sakatlık çıkartmasın. Dediğim gibi bu makinenin adı planya makinesi olabilir ama kıyma makinesidir. Direkt kıyma yapar elinizi. Parmaklarınızı özellikle çok dikkat etmeniz lazım. Yani iş kazası
Şöyle olabilir. Atıyorum parçayı şuradan tuttunuz. Yani şöyle yaparken elinizi kıyma yapabilir ki şu anda parmağım bıçağa değiyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu makineyi kullanırken olabildiğince dikkatli olun. Şu ahşap parçanın yüzeyini bir planyalayalım. Arkadaşlar ben sabitleyeyim dedim. Sabitlenmemiş. Çünkü oynama yapıyor. Evet, sabitleyebildiğimiz kadar sabitledik. Komşuları da fazla rahatsız etmeden biraz çalıştıralım makineyi. Yüzeyini gösterecek olursak çok güzel bir şekilde düzleme yapıyor. Elektrikli olanlarda özellikle belirtiyorum. Elektrikli makinalarda Çin mallarına tercih edebilirsiniz. Sorun sıkıntı çıkartmaz. Kaldı ki ben bununla ceviz kereste planyalamıştım. Hiçbir problem yaşatmadı bana. 3 milime kadar da alıyor. Tabi bunu kullanırken 1 milim, 1,5 milim ya da 2 milim, 2 milim giderseniz ahşabın yüzeyine göre daha sağlıklı olur sizin için. Hem makinenizi yormamış olursunuz hem de makinenizi daha uzun ömürlü kullanırsınız. Makine tanıtımlarında şarjlı matkap olsun ya da zımpara makinesi olsun çok uçuk bir tehlikesi yoktu. Fakat bunda çalışırken mutlaka dikkat edin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.